insanlar yakından işte gider bir parfüm, bir kıyafet hediye alır. Da çok ilginç bir şekilde artık insanlar bu tarz akıllı ürünler hediye almaya başladılar ve ben e-ticaret tarafındayım. O yüzden teslimatlar çok önemli. İnsanlar o müşteri deneyimine, o güzel teknolojilerini sunduğunuz vakit o geri dönüşler de artıyor. Ben bu sayede biraz daha bu ürünlere yine ilginin artacağını ve daha yavaşlı olacağını düşünüyorum. Bilmiyorum senin bu konuda bir yorum olur mu? Yok, kesinlikle. Yani dediğim gibi bu firmaların kaynakları kısıtlı oluyor. Dolayısıyla burada görev aslında bizim büyük şirketlerimize düşüyor, operatörlere düşüyor. Operatörler bunu ilgi alanlarına, fokuslarına aldıkları zaman zaten müşteriye bunu bir şekilde anlatıp satmak onların görevi. Çünkü bu firmaların hiçbiri bunun reklamını yapabilecek kadar büyük firmalar değil. Bunun talebinin yaratılması gerekiyor. Çünkü böyle bir şey hayatınızda yok zaten. Girmesi için talebin yaratılması. Şimdi o aslında reklamını yapabilen ürünlerden biri burada. Yanımızda Star Wars'un BB Droid oyuncağı. Ben sizin de büyük uğraşlarla Türkiye'ye getirdiğinizi ve ne zorluklarla stok yurt dışından alıp burada satabildiğinizi biliyorum. Çünkü Evrel Store'da da biz konumlandırmıştık ve oldukça ilgi görmüştü. Özellikle Star Wars fanları tarafından. Türkiye'de ön satışı açmıştık. Ne zamanda tam tarihlerim? Ekim'de açmıştık galiba. Aralık ortasında gelebilir. Çünkü yurt dışında stok bitti. Aynen. Yani sadece Türkiye değil, bu region'daki çoğu ülkeye stok yetiştirebilir. Ve sonra siz bayağı büyük uğraşlarla stokları getirip en azından o son kullanıcılığı bir şekilde memnun etmiştik. O zaman şöyle yapalım, hani normalde 360 derece videonun aslında doğası bir hareket yoktur. Siz izlerken etrafı gözlemleyebiliyorsunuz ama ilk ürün oynamamızı BB-8'le yapalım. Eğer şu an elverişliyse BB-8'i deneyimleyebiliriz. Belki hani bilmiyorum açığı nasıl olur, oradan görebilecek misiniz ama cardboardlarla veya cursor biraz aşağı inersen biz biraz BB-8'i deneyelim isterim. Sana o zaman burada pası veriyorum. Çünkü ben denersem muhtemelen o BB-8 zayiat olup telefonumuzu yapacağım. Tamam. BB-8 çalıştırmak için uygulamasını açıyoruz. Sağ olsun. İzledim. Beğendin mi? Güzel. IMDb 10 üzerinden kaç puan veriyorsun bu arada? Çünkü ben bayağı bir Star Wars fan arkadaşlar olduğumdan dolayı fanatikler çok beğenmiyorum. Değil mi? Evet. Ya ben bu arada fanatik olarak ben beğendim. Benim Beklentimde evet, aşağıda evet, evet, evet. Şimdi BB-8 eşleniyor bu arada. BB-8 yaklaştırıyoruz. IOS uygulaması üstünden. Evet. Bu arada yine hani cardboard'u da takip edebilirsiniz. Güzel deneyim olur. Muhtemelen şimdi uygulama üstünden BB-8'in efektini de buraya gideceğiz. Şu an bir kalibrasyon mu yapıyor? Evet. Film de az çektiğine kadar onu bilmedi. Garibim, o haritalarla çöllerle dolandı. Bu şekilde istediğim gibi kontrol edebiliyorsunuz diyeti. Farklı sesler çıkartıyor. Hologram var filmdeki gibi. Biliyorsun değil mi filmde? Evet. Şimdi spora galiba BB-8'in biraz daha büyük bir versiyonunu çıkarmış. Evet. Yürüyüşü var ya da... evet, yazına doğru büyük bir versiyonu çıkacak. Yazında bir force band diye bir kol bandı çıkacak. O kol bandıyla telefona ihtiyacın olmadan evet, el hareketleriyle yönetebileceksin BB-8'i. Çok güzel. Bu şekilde eğlenceli oynayacağız. Süper valla. Yani inşallah Carport'un hani izlemesi deneyimi güzel olmuştur. Ben o zaman hızlıca Rolling Spider'ı bakalım istiyorum. Şurada bir Rolling Spider var. Onu da bir deneyimleyebilir miyiz? Belki bilmiyorum. Ben hani yine uçurma işini sana bırakayım. Tamam. Belki şöyle bu tarafa doğru uçurup böylelikle Carport'un izleyenler için hani yine güzel bir deneyim yaratabiliriz. Mini drone seçileniyor. Bunlar yeni çıktı. Çünkü evet. Evraz Filiz geçen 2015'in sonunda yarısına çıkmıştı. Evet. Türkiye'ye ne zaman geldi bu yeni mini drone serisi? 4 ay önce falan. Süper. Bu, bu arada bu hafta yani tabi bu çekim olduğu günü saymazsak şu an siz izlerken satışa çıktı Evraz Filiz. Onu da belirteyim. Elimizde bir tane burada Rolling Spider var. Aynı zamanda bu mini drone familyasıyla beraber Bebop 2 de geldi yine. Doğru. Bir yandan deneyimlerken ben Bebop 2 ile ilgili soru sormak istiyorum. Evet, Bebop 1'den farkı nedir bu? Vay süper. Hala bunu tam öğreniyorum. Neyini öğrendim? Düşünmeyin.
da bu ikili meyvedir. Yukarı, aşağı, sağ, sola. Tamam, şöyle yaparsan yapar. Biraz yukarı ve böyle yaparsan kamerada tam hafif yer yaparsan. Onu başaracak mı diye merak ediyorum. Başarmış. Çünkü kendi kendine kadar aşağı inerse. Süper, valla yaptım. Tartlara da atabiliyordum. Ya o da şimdi girmeyeyim bence. Öyle mi? Sen yaparsan daha iyi. Bebop Drone 2 geldi. Bebop Drone 2'nin bir önceki versiyonundan farkı nedir? Bir sorumda Şubat ayında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün çıkardığı bu talimatla ilgili artık dronların kayıt altına alınması gerekiyor. Bebop drone ve karabini dronlar bu kapsamda mıdır? Bilgi alabilir miyiz bunun içinde? Tabii. Şimdi mini dronlar bu kapsamda değil. Çünkü 500 gramın üzerinde bu kapsama giriliyor. Bebop 1 400 gram olduğu için o da bu kapsama giriliyor. Ama Bebop 2 ucundan giriyor 504 gram olduğu için. 500 gramla 4 kilo arası dronlar kaydedilmek zorunda. O zaman DJI dronlar gibi Bebop drone 2'nin de kaydedilmesi gerekiyor. Ama mini dronlar için böyle bir zorunluluk yok. Evet. Kayıt aynı zamanda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü web sitesi üzerinden yapılıyor. Aynen öyle. Servis fonları da kayıta tutulması gerekiyor 3 sene. Aynı zamanda artık kapalı alanlarda insanlar kendi kafalarına göre durum. Şu an onun gibi bir var ya. Kalabalık yerlerde, festivallerde, organizasyonlarda, ticari kullanımda izne bağlı oluyor. Bizim Hukuki Web'de Şerinamaki ve oradaki programda da bahsedilmişti. Şerinamaki'nin yaptığı programda bu dronların biraz yönetmeliğe tabi olması ve bunların böyle bir kural çerçevesinde uçulması gerektiği. Yavaş yavaş Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü bununla ilgili aksiyon oluyor. Güzel hamleler muhtemelen teknolojiler geliştikçe farklı yönetmelikler de çıkacak. Yani belli bir kontrol altında olması gerekiyor zaten. Süper. Evet. Aynı şekilde bu Bebop Drone 2'yi de yine Web Store'a konumlandırmış. Evet, 2 ile 1'in farkı 2.25 dakika uçabiliyor. 1, 12, 13 dakika uçabiliyordu. Pervaneleri birazcık büyüttüler. Dolayısıyla daha hızlı gidiyor. Burada bakıyorum. Dedim, sen de bir şey Bebop Drone 2 var. Sen de şöyle göstereyim bu arada. Ürün şu anlaşmamızın açmayalım yani çünkü öyle bir daha da zaman uzatmak istemiyorum ama internette kesinlikle videosu var. Bizim yine web sitemizden veya bunun konu sayfasından ürün içeriklerine bakabilirsiniz. Şeyi sorayım yani bir insan neden drone sahibi olmalı bu arada? Bu arada ben kişisel olarak bir drone'um yok ama kullanmayı çok seviyorum. Her seferinde yelteniyorum ama bu biraz benim için tekne konusu. Ben en iyi evet. Tekne arkadaşım teknesidir. Yani biraz da arkadaşımın drone'larını kullanıyorum. Ama bir insan niye alır? Niye alır? Bir kere dediğin gibi ben cevabı biliyorum ama senden duyuyorsun. Kullanması çok keyifli. Bir kere bir şey uçuruyorsun. Yani neredeyse pilotluk yapmak gibi bir şey. İçinde değilsin ama uzaktan kumandayla bir şey uçuruyorsun. Eskiden bu tarz uçan şeyler sadece bunların meraklıları hobi üzerine yapılıyordu. Çünkü uçurması çok zor. Bir pilotaj gerekiyordu ve devamlı bunları çarpabiliyordu. Çarptığın anda bir kasarlar meydana geliyor. Çok maliyetli olabiliyor. Bir kere bunlar üzerinde akıllı teknolojiler olduğu için kendileri uçuyor diyebiliriz aslında. Sen sadece yön veriyorsun ama kendisi kalkıyor, belli bir seviyede stabilize ediyor. Bir hani panik durumunda, kontrol edememe durumunda her şeyi bırakırsan kendisi zaten olduğu yerde duruyor. Dolayısıyla çarpma riskin daha az, uçurması çok çok daha keyifli. Üzerinde kamera olduğu için kamera elindeki cihazla... Burada kamerayla eşlik çekim yapıyor ve yani gerçekten o hani işte 15 dakika 25 dakika arasında hani kesin bir süre var. Ama uçuş süresinde aldığınız görüntüler inanılmaz güzel oluyor ki ben ilk Çeşme Bozcaya Plajı'da arkadaşımın drone'unda bir çekim yapmıştık. Hala o durur, müthiş bir anıdır. Eğer hani bir ilginiz varsa ve böyle ben farklı kayalar yakalamayı seviyorum diyorsanız mutlaka drone edinmenizi tavsiye ederim. Bu arada Türkiye'de en çok rağbet gördüğü sektör herhalde düğün sektörü ve dizi sektörü desek yanlış olmaz. Çekim için de çok iyi. Ve düğün çekimleri özellikle organizasyon firmaları da bayağı... Ama tüketici açısından bir insan neden buna sahip olur diyorsan dediğin gibi hem kullanması keyifli hem çektiğin şeyi anında elindeki tabletten veya telefondan görebiliyorsun. Yani durup dururken mesela 100-200 metre havadan olduğun mekanı görebiliyorsun ki bambaşka bir his yaratıyor. Hatta Oculus tarzı virtual reality gözlükleriyle birlikte FPV, First Person View dedikleri olay da gerçekleşiyor. Yani sen onu gözüne taktığında hem elinde değil artık kafa hareketlerinle drone'u kontrol edebiliyor oluyorsun hem de drone'un içindeymişçesine bir uçuş hissi yaşayabiliyorsun. O da farklı bir boyut kazandırıyor tabii ki olaya. Süper.